nefsin aslı pistir dedik, değil mi? Günah da şeytanın pisliklerinden olduğu için, cins de cinse meylettiğinden dolayı nefis ne yapıyor? Şeytanın pisliği olan haramlara, yasaklara meylediyor. Ve ondan haz alıyor, ondan lezzet alıyor. İnsan da tabii adeta abdün nefs olunca, nefsinin kulu olunca o da haramlardan haz alıyor, haramlardan lezzet alıyor. Kahveye bir giriyor, adam kapanasıya kadar al papazı, ver kızı, adam sıkılmadan, daralmadan orada oturabiliyor. Sabahlara kadar gazinolarda, diskolarda o dangur dungur yüksek voltajlı seslerin altında adam durabiliyor yani, rahatsız olmuyor. Ama Kur'an oku dediğin zaman, vaaz dinle dediğin zaman daralabiliyor, sıkılabiliyor. 2 saat, 3 saat sıkılmadan film seyrediyor. Hadi gel şurada bir namaz kıl dediğin zaman adam çatlayacak. Al eline bir tesbih çek dediğin zaman bir türlü tesbih çekemiyor. Tesbih böyle Allah derken sanki aşağıdan biri çekiyor yani. Evet. Ha, demek ki yani işte bunda nefsin çok büyük payı var. Hani İmam Rabbani Hazretleri bir mektubunda şöyle bir hadise anlatır. Bir zat, adamın bir tanesi attarcıların çarşısından geçiyor. Attarcı derken yani koku satan, parfüm, koku, güzel kokuların satıldığı bir çarşı düşünün. Adamın bir tanesi oradan geçerken düştü, bayıldı adam. Allah Allah, bu adam neden bayıldı acaba? Bayılana ne yapıyorsun şimdi? Koku buruna sürüyorsun, kolonya sürüyorsun. Adam kokluyor, kokluyor daha çok bayılıyor. Adama koklatıyorlar, kokluyor adam bir daha bayılıyor falan. Derken oradan Kabir'den bir zat geçerken dediler ki üstad böyle böyle bir durum var. Yani adam burada bayıldı. Neden bayıldığını bilmiyoruz. Adama koklatıyoruz fakat daha çok bayılıyor. Dedi ki kimdir bu adam? Bu adam nerede çalışıyor? Ne iş yapar? Meğer adam ne iş yapıyor? Hemen o bölgede, o civarda hayvanların, affedersiniz, ahırında atların pisliğini temizleyen, bu görev yapan bir adam. Şimdi adam ahırda bütün ömrü boyunca hayvan pislikleriyle, affedersiniz, meşgul olan bir adam. Burun artık o kokuya alışmış, çok normal gelmeye başlamış. Yani senin o ortama belki oksijen maskesi olmadan giremeyeceğin, burnunu tutacağın, belki o kokudan bayılacağın bir ortamda adam rahat rahat iş yapıyor. Ama adam o kokuya alıştığı için attarcıların çarşısından geçerken de, mis kokusu, güzel kokular satan mağazaların bulunduğu çarşıdan geçerken de demek ki o koku adamı ne yaptı? Bayılttı, rahatsız etti. Güzel koku adama zarar verdi. Çünkü adamın bünyesi alışık değil. O zat bunu tespit edince hemen ne buyurdu? Gidin onun çalıştığı yerden, affedersiniz, bir at fışkısı getirin bakalım. Getirdiler, hemen burnuna uzattılar. Adam bir kokladı, gözünü açtı, kalktı gitti adam yani. Ya. Evet, işte nefsin durumu da böyle. Bu nefis hep günahlarla, haramlarla iştigal ede ede ne yapıyorsun? Haramlara alışıyorsun. O günahlara, artık uyuşturucuya müptela olan kimseler gibi müptela olunca güzel koku satan yerlerde rahatsız olabiliyor, bünyesine uymayabiliyor. İşte onun için kıymetli kardeşlerim, eğer Kur'an okunurken rahatsızlanıyorsan, sohbet dinlerken problemler yaşıyorsan, camiye girdiğin zaman daralıyorsan, sıkılıyorsan demek ki bir problem var demektir. İşte bu nefsi ne yapmak lazım? Tezkiye etmek lazım. Bu nefsi terbiye etmek lazım. Adam etmek lazım. Onu hak ile meşgul etmek lazım. Sen nefsini hak ile meşgul etmezsen, nefis seni batıl ile meşgul eder.